Herkese merhaba. Bugün birlikte çok eğlenceli bir tarif yapacağız. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Şöyle sosyal medyada Smashed Burger adında bir hamburger tarifi çok moda. Ben bunu Türkçe'ye ezilmiş burger diyebiliriz ama lavaş burgeri olarak değiştirmek istiyorum. İnanılmaz lezzetli, yapması son derece pratik ve çok güzel bir şey oluyor. Bugün birlikte onu yapacağız. Şimdi hamburgerin yanında patates olmadan olur mu? Olmaz. Daha önce çok patates kızartması yaptık. Bugün tatlı patates kızartması yapacağız. Ben tatlı patatesin lezzetine bayılıyorum. Böyle az yağda kızartınca da çıtır çıtır çok güzel oluyor. Önümdeki tencerede az bir sıvı yağ var. Onu güzelce ısıttım. Şimdi patatesleri alıyorum. Patates olurken şuradaki sos tavamını da altına açtım. İçine biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Soğan. Normalde soğan, domates, çiğden konulabilir hamburgeri. Öyle de yapabilirsiniz. Ben bugün böyle bir ateş görsünler istiyorum. Biraz lezzetlensin. Bir sosla beraber servis etmek istiyorum. Ve de sarımsak. Şimdi burayı da aralarda karıştırarak soteleyeceğim. Şimdi hamburgerin köftesini yapacağız. Tek çekim yaklaşık böyle 100-150 gram kadar kıyma. İçine Worcester sos ekliyorum. Çok fazla hamburger köftesiyle oynanmaz. Böyle güzelce bir karıştıracağım yani. Şöyle sosla bir araya geldiğini göreceğim. Ardından şeklini veriyorum. Tuz. Diğer tarafa da. Karabiber. Diğer tarafa da. Tavaya biraz zeytinyağı koydum. Üzerine hamburger köftesini alıyorum. Şöyle iyice elimle bunu inceltiyorum. Bu arada benim bugün kullandığım bütün tencere ve tavalar English Home'a ait. English Home'un sunumlarından daha önce sizlere bahsetmiştim. Tavalarını da çok beğenerek kullanıyorum. Bir kere fiyat kalite performansı inanılmaz iyi. Yanmıyorlar, yapışmıyorlar. Kullanımı çok pratik. İyi bir tava olsun elimin altında diyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Artık çevirebiliriz. Çevirince üzerine cheddar peyniri ve de lavaşla kapatıyorum. Şimdi servis etmek için hızlı bir guacamole de yapalım. Yarım avokado, taze kişniş, yarım misket limonu, tuz ezerek karıştırıyorum. Üzerine hazırladığımız domates ve soğan guacamole. O kadar iyi gözüküyor ki bu arada. Kapatıyoruz. Patatesler de hazır. Önce kağıt tavlayı aldım ki yağını biraz çeksin. Daha sıcakken üzerine tuz ve karabiber ekleyeceğim ki o lezzeti hemen içine çeksin. Ve servis zamanı. Taco burger ya da lavaş burger. Yanına tatlı patates. Biraz da kekikle süslüyorum. Özellikle tatlı patatesi. Bu tarif dediğim gibi şöyle internette çok çok moda ve moda olmasının da bir sebebi var. Siz de mutfaklarınıza girin ve bu nefis taco burgeri deneyin. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.